ediyoruz. Bugün mahkemeye her iki tarafın da talepleri oldu günün ilk saatlerinde. Mahkeme ara verdi. Ara vermeden önce de Turkuaz basın kartı olmayan gazetecileri salona almama kararı aldı. Ara verdikten sonra tüm talepleri reddetti. Sonrasında ise mütalaya ilişkin müştekilere söz verildi. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, ablaları Selma ve Sevda Ateş, bir de cinayet ünvanında bulunan Selman Bozkurt son sözlerini söylediler mütalaya ilişkin. Sinan Ateş'in annesinin sözleri çarpıcıydı. Annesi şunları söyledi. Annesi Sinan Ateş'in bu mahkeme salonundaki sanıklar benim oğlumun katilleri değildir dedi. Benim oğlumun katilleri dışarıda dedi. Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ise MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ı işaret etti. Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım işaret etti. Onların da bugün burada olması gerektiğini söyledi. Sanık müşteki avukatları ise 17 kişilik dosyanın açılması gerektiğini söylediler ve 17 kişilik dosya ile o siyasilerin yer aldığı içinde gizlilik kararı olan dosya ile bu dosyanın birleştirilmesi gerektiğini söylediler ve ona ilişkin bir karar verilmesi gerektiğini söylediler. Duruşma devam ediyor. İkide yeniden başlayacak. Bu saatlerde başladı yeniden duruşma. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'i ve Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'i Tele1 yayınlarında konuk ettik sizden önceki yayınımızda. Sinan Ateş'in annesi Tele1 ekranlarından isim isim saydı herkesi. Bu dosyada şüpheli olması gerekenlerin hepsini isim isim saydı ve dedi ki onun iddiasına göre Semih Yalçın'ın, İzzet Ulvi Yönter'in, Olcay Kılavuz'un, Ahmet Yiğit Yıldırım'ın bu dosyada olması gerektiğini söyledi ve Sinan Ateş'in aile toplantısında bu isimleri kendilerine söylediğini belirtti. Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ise ilk kez Tele1 yayınında özel bir bilgi verdi. Bu özel bilgi ise bugüne kadar Sinan Ateş'in neden öldürüldüğü sorusu, soru işareti vardı ortada. Buna yönelik bir iddiaydı. Ve dedi ki Selma Ateş, Sinan Ateş öldürülmeden önce Devlet Bahçeli'ye bir rapor, bir dosya verdi. Bu dosyanın neler olduğunu bize aile toplantısında anlatmıştı. Devlet Bahçeli bu dosyayı biliyor. Devlet Bahçeli bu dosyada neler olduğunu kamuoyuna açıklasın şeklinde özel bir bilgi verdi. Yani Sinan Ateş'in öldürülmeden önce Devlet Bahçeli'ye bir dosya hazırlayıp sunduğunu öğrenmiş olduk. Evet. O dosyada ne olduğuna dair daha evvelden, yani bu dosya meselesi yani kulislerde konuşulan bir meseleydi. İlk kez duymuyoruz ama ilk kez aileden biri evet Sinan Ateş öldürülmeden evvel Devlet Bahçeli'ye bir dosya verdi dedi. Ne biliyoruz bu dosyaya ilişkin? Mesela Mersin'deki uyuşturucu ticaretine ilişkin bir takım Sinan Ateş'in anlattıkları olduğu konuşulmuştu. Devlet Bahçeli'ye bu raporda anlattığı konuşulmuştu. Senin bildiklerin var mı ya da Selma Ateş'le yayın sonrasında konuşabildin mi Ersin? Açıkçası dosyanın içeriğine ilişkin Selma Ateş bir şey söylemedi. Fakat şunu söyledi. İçeriğiyle ilgili bir şey söylemedi. Fakat MHP'lilerle ilgili bir rapor olduğunu ifade etti. Bunun hangi konu hakkında olduğunu bilmiyoruz. Israrlı sorularımız oldu. Fakat buna da Devlet Bahçeli bu dosyada ne olduğunu kendisi açıklasın şeklinde yanıt verdi. Peki. Dediğiniz gibi. Evet evet devam edersin. Dediğiniz gibi daha önceden çok fazla spekülasyon da vardı, iddia da vardı, çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden konuşulan şeyler de vardı. Fakat şunu bilmiyorduk, yani aileden birisi çıkıp evet Sinan Ateş öldürülmeden önce Devlet Bahçeli'ye bir dosya verdi dememişti. Sadece onun içeriğine dair şu bilgi var. Bu dosya da MHP yönetiminde olan kişilerle ilgili hazırlanılmış bir rapor var. Evet, ilk kez bunu Selma Ateş, Ersin Eroğlu'nun az önce Tele1'de bizden önce Şebnem Yiğit'in programında yaptığı yayın sırasında Selma Ateş söyledi.
Sinan Ateş öldürülmeden evvel Devlet Bahçeli'ye bir dosya verdi. Neden öldürüldüğü sorusuna cevap arıyorsa açıp oraya baksın dedi. Dolayısıyla buradan şöyle bir sonuç da çıkarabiliriz. Aile bu cinayetin arkasındalar diyerek kimi işaret ediyorsa esasen bu dosyanın da onlarla ilgili olduğunu varsayabiliriz. Çünkü basit bir akıl yürütmeyle buraya varıyorsunuz. Bir de gazetecilere bir sansür diye de nitelendirilebilecek bir karar aldı mahkeme. Ersin, nedir o? Yani neden öyle bir ihtiyaç duydu acaba mahkeme? Ne yazık ki bazı kritik davalarda diyeyim ya da kamuoyunu da büyük yankı uyandıran davalarda diyeyim. Mahkemede özellikle 15 Temmuz sonrası mahkemeler böyle bir inisiyatif almaya başladılar. Fakat bu öncelikle şunu da söyleyeyim, bir gazeteci olarak, bir meslektaşınız olarak ve buradaki gazetecilerin meslektaşı olarak bu karar tamamen hukuka aykırı. Yani aleniyet ilkesi diye bir şey var. Dosya bir iddianame hazırlandıysa ve mahkeme bir duruşma günü verip o davayı görmeye başlamışsa aleniyet ilkesi gereği bunu bütün gazeteciler izleyebilir. Bırakın bütün gazetecileri, bütün vatandaşlar, yasa bunu söylüyor. Türkiye'deki bütün vatandaşlar duruşma salonuna gelip o duruşmayı izleyebilir. Fakat bugün sabah saatlerinde ilk 9.30'da duruşma başlarken heyet Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen turkuaz basın kartı olmayan gazetecilerin duruşma salonuna alınmamasına karar verdi ve dışarıdaki görevlilere bu kararını tebliğ etti. Dolayısıyla o turkuaz basın kartı olmayan gazeteciler içeriye giremediler, duruşmayı izleyemediler. Böyle bir sıkıntı oldu. Buna avukatlar ve gazeteciler tepki gösterdi. İçerideki gazeteciler tepki gösterdi. Benim basın kartım var, ben içerideydim. Evet. Fakat buna tepki gösterildi. Heyetin kararı değişmedi. Avukatların itirazları da kabul görmedi. Heyetin kararı değişmedi. Ne yazık ki böyle bir gelişmede yaşandı. Turkuaz basın kartı olmayan gazeteciler içeriye giremedi. Evet. Son olarak şunu söyleyeyim İnan Demir. Burada siyasilerden CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Milli Yol Genel Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır vardı. Şimdi duruşmaya ara verilirken de Özgür Özel de mahkeme kampüsüne giriş yapmış oldu. Duruşma salonuna henüz girmemişti fakat şu anda duruşma başladığı için kuvvetli muhtemel duruşma salonundadır. Evet, Ayşe Ateş duruşmadan evvel Özgür Özel'i ziyaret edip duruşmaya çağırmıştı. Özgür Özel de katılacağını söylemişti. Şimdi öğleden sonraki bölümde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da olacak. Son sorum, evet. İçeri gireceksin biliyorum Ersin. Mahkeme hızla karara doğru gidiyor. Yani esas hakkındaki evet. Mütalaa ilk duruşmada verilmişti ya da işte verilmesine karar verilmişti. Şimdi bu mütalaa üzerine son savunmalar alınıyor. Artık yavaş yavaş karar aşamasına geliyor. 17 kişi hakkında hala bir iddianame yazılmış değil. Onların arasında MHP yöneticileri var, Ülke Ocağı yöneticileri var. Oraya gelinmiyor. Bir taraftan da bu davayı da hızla kapatalım, bitsin gitsin, kamuoyunun gündeminden düşsün gibi bir çaba var sanki. Öyle görülüyor. Ne dersin? Kesinlikle öyle. Artık bu yorumun ötesinde bir şey. Bu bir kesin kanaat diyebiliriz. Türkiye'deki siyasi otorite, siyasi iktidar bu davanın bir an önce kapatılıp istinafa gönderilmesini, hızlıca istinaf ve yargıtay süreçlerinin işletilmesini istiyor. Biz bu gibi duruşmalarda bir cinayet, bir o 20'nin üzerinde sanıklı olan davalarda ya da davayla ilişkili başka dosyaların açılıp o dosyaların ilerlemediği takdirde bu davaların çok uzun yıllar işlediğini görürüz. Evet. Yani örnek vereyim, Hrant Dink suikasti davası yıllarca sürdü, 10 yılı aşkın sürdü. Fakat burada 2-3 aylık bir yargılamayla dosyayı kapatıp doğrudan istinafa gönderip istinaftan da büyük ihtimalle o kararları onatıp Yargıtay'a dosyayı göndermeyi bekliyorlar. Diğer 17 kişiyle ilgili soru sorulduğunda ya da iddianame dışındaki herhangi bir isim ortaya atıldığında müşteki avukatları tarafından heyet kesinlikle diyor bu dosya kapsamında kalıyoruz, bu iddianame kapsamında biz yargılama yapıyoruz. Başkaları bizi bu dosyayı ilgilendirmez. Dolayısıyla
hiçbir şey kabul etmiyoruz diyor. Biz bunun üzerinden kararımızı verip geçeceğiz diyor. Peki. Ersin çok ya teşekkürler. 3 gün falan benim tahminim ben acaba sabah belli 7'nin üzerinde talep vardı. Bu taleplerden bir ikisini kabul ederse ileri bir tarihe erteler mi diye düşünüyordum. O taleplerle ilgili yazılan yazıların vesaire gelmesi şeklinde. Fakat görünen o ki 2-3 gün bu sürecek. Perşembe günü falan kesin olmamakla birlikte karar Perşembe günü karar açıklanabilir. Perşembe gününe kadar sıralı duruşma görülüp sanıklara son sözleri sorulup Perşembe Cuma günü karar açıklanabilir. Peki Ersin çok teşekkürler. Duruşmayı izlemeye devam ediyorsun. Yeni bir gelişme olursa tekrar bağlanırız sana. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ersin Eroğlu'nun bugün Sinan